Evet sevgili arkadaşlar, sizlere bu videoda Dewalt'in üçlü takım setini aldık. Onları kısa bir tanıtımını yapacağım. Bunların içinde neler var? İlk önce söyleyeyim. İlk önce yeni ve son çıkan geliştirilmiş Power Stack diye pilimiz var. Bu piller diğer Lyon piller gibi yuvarlak değil. Bunlar dikdörtgen bir şekilde yapılmış ve %50 daha uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Bunlar daha yeni çıktı, 1 yıllık piller. Diğer onun içinde bir şarj aletimiz var. Şarj aletimiz biraz sıkıntılı, ısınıyor. Bunları daha önce de yaşamış olabilirsiniz. Onun haricinde bir tane jet taşımız var. DCG 412 diye şu jet taşımız var. Onun haricinde DCD 805 kısaltılmış, daha ergonomik bir yapısı var. Dar alanlara girmesi için arkadan kısaltılmış. Yeni led lambası daha düzenli, daha değişik, daha güzel hale getirilmiş. Ve çok şık ve güzel bir tasarım olmuş. Onun haricinde de bir tane kırıcı delici el matkabımız var. DCH 133 genel anlamda çok güzel ürünler. Daha önce biz 700'lü serilerini kullandık ve kuzenlerim kullanmaya devam ediyor. Gerçekten çok kaliteli, çok dayanıklı ürünler. Onun haricinde yeni pillerde çok araştırmalar yapıyorlar. Yeni pillerin çok iyi olduğunu, %50 uzun ömürlü gittiğini. Ama şunu da söyleyebilirim. Yeni piller eski pillere göre oranla, yani eski 18 volt 5 amper pillerden 50-100 gram arası ağır. Şu an şu pilin gerçek ağırlığı 750 gram civarında, diğerinkinde 650 gram civarında. Onun haricinde cihazları taktığımızda şöyle bakarsak biraz daha geniş, biraz daha alta doğru torbası kısaltılmış, onun öne doğru uzatılmış ama gayet de güzel, ele güzel geliyor. Biraz ağır ama gayet pilleri uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Şimdi diğerlerine de geçelim. Jet taşımız. Bu da gerçekten kullanışlı. Çok güzel ergonomik bir yapısı var. Burada ayağı var. Bir tek yalnız şunu söyleyebilirim. Sadece içinden şu çıkıyor. Uç değiştirme şeyi, ama bu kesinlikle bunun uç değiştirmesine yaramaz. Buraya beşgen bir şey yapılmış. Ama diğer eski aletlerinizi de kullanabilirsiniz. Daha güvenli olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi diğerini de deneyelim. Kırıcımız, delicimiz. Bu da böyle. İltisine geldiğimizde, kırıcısında da şu şekil yaptığımızda da böyle de gayet güzel. Kablodan kurtulmak için müthiş aletler. Şimdi eskiden kullandığımız, yıllarca kullandığımız breakdaker'lar. Bunlarla gerçekten güzel işler yaptık ama zamanla tabii teknolojinin şeylerin hepsine yenilendiği zaman teknoloji yenik düşüyor. Şimdilik bu takımlara geçtik. Deneyeceğiz, kullanacağız. Kullandıkça da sizlere paylaşacağız. Eksi yönleri mutlaka vardır. Olmaz diye bir şey yok. Ne kadar kaliteli de olsa bir ürün, mutlaka eksi yönleri olabilir ama bunlar yıllarca kendini kanıtlamış müthiş ürünler. Kırıcı ve deliciler de mutlaka, yani olması gereken 5 amper ve üzeri pile ihtiyacımız var. 5 amper ve üzeri. Onun haricinde bu kesicilerde de dahil, jet taşı ve el taşlamalarında, bunda da 18 volt üzeri de olabilir,
18 volt 5 amper minimum 5 amper ve üzeri pillere ihtiyacınız var. Ama şöyle de bir şey var. Şarjlı matkaplarda aynı pillerin, yani power strike pillerinin 1.7 amperlerini de kullanabilirsiniz. Daha hafif ve çalışma olarak biraz daha hafif olarak daha rahat çalışma imkanı sunabilir. Burada kaldık. Fiyatını söyleyeyim, 21.800 liraya aldık. Yani dolar olarak da 775-780 dolar civarındaydı. Bize bunlar ne gibi bir avantaj sağladı? Şunu da belirteyim. Bunların pilleri sadece şu pil 4.500 lira civarı. Yani gerçekten hatırı sayılır bir para. Yani iki pille şarj aleti, şu aleti alsanız tahmini 13.000 küsur 14.000 gibi tutuyor. Biz bunları 21.800 liraya aldık. Yani iki ürünün arasında bir ürün bedava gibi kaldı. Yani onun haricinde üçlü set olması da şu avantajı var. Yani bunlar bir ustanın, yani şunu söyleyeyim, gidip bir yere, işe gittiğinde kullanabileceği tüm aletler burada mevcut. Yani elektrikçi olur, sucu olur, teknisyen olur vesaire. Yani jet taşından tut, iltisine ufak tefek. Yani bunlar bu büyük işlerde de ufak tefek kırmalarda müthiş işler yapıyor. Onun haricinde matkap da darbeli, el matkabı. Bununla da ufak tefek duvar delmelerinde, bakın duvar diyorum. Yani beton da deler ama biraz zorlanabilir. Eski matkaplar gibi, darbeli matkaplar gibi. Normal tuğla duvarı, sıvalı duvarı veya alçıt sıvalı duvarı çok rahat bir şekilde deler. Yani sizi nasıl diyeyim, kablodan vesaireden, yani yanınızda sadece bununla gidip de ufak tefek 3-5 delik veya 10 delik veya fazla da olabilir. Ondan işinizi görür, işinizi bitirir, çıkar gidersiniz. Belirteyim, bu eksik kalmasın. Çantalarımız, bunlar gayet kaliteli ve 10 numara çantalar, gerçekten sağlam. Ama pil yatakları eski pil yataklarına göre yapılmış, yeni pillerle, yani power stack pillerle buraya olmuyor. Sanırım onlar biraz daha sonra yeni basın çantalarla onu düzeltecekler ama yani şu anki mevcut çantalara yeni piller olmuyor. Bunu da unutmayın. Pili çıkarıp koymanız tabii ki daha avantajlı, yani şarj edememesi için, ama şimdi hiçbir usta çıkarmıyor. Giderek üstünde kullandıkları için yeni pillerle çantalara olmayabiliyor. Bunu da unutmayın. Ve çantalarda şunu göstereyim. Çantalar gerçekten kaliteli. Çantalarımızı böyle hepsini birbirine açarak beraberinde ekliyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Jet taşının çantasının kulupları falan, şu elastik çok güzel ele geliyor. Biraz daha bunu farklı yapmışlar. O biraz daha değişik. Hepsini aynı anda taşımanızı sağlayan, şunu da şöyle takalım. Aynı anda hepsini şu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Tek parça. İster böyle taşıyın, şöyle gerçekten 10 numara kenetlerini, ister şu şekilde taşıyın, isterseniz ayrı ayrı da taşıyabilirsiniz. Olay bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.